1877-1878 yılları arasındaki Osmanlı-Rus Savaşı'nda kazanan ya da kaybedenin önemsiz olduğu, adını şanlı ve onurlu bir savunma ile dünyaya duyuran Osman Paşa. 93 Harbi olarak da bilinen Plevne kuşatmasında Osmanlı Devleti, Balkanlar ve Kafkasya olmak üzere iki cephede savaşmış ve ağır yaralar almıştı. Rus ordusu Balkan coğrafyasındaki kritik geçitlerden biri olan Şıpka geçitini de ele geçirdikten sonra ciddi bir mukavemet görmeden Vidin'i de alıp kolay zafer rahatlığı ile Plevne'ye yöneldi. Osman Paşa beklenmedik bir direnç gösterince Rus ordusu ilk taarruzda elleri boş döndü. Ruslar 20 Temmuz sabahında gerçekleştirdikleri ikinci taarruzdan da elleri boş dönmüştü. Osman Paşa askerlik maharetlerini konuşturmuş, tüm olumsuz şartlara rağmen Rusları Plevne mevzilerinden söküp atmış, geri çekilmeye zorlamıştı. Rus ordusunun Plevne gibi küçük bir kasabayı aşamaması dünyada büyük yankı bulmuştu. Rus komutan paniğe kapılmıştı. Roman Prens Karol Şelken'den destek istedi ve çektiği telgrafta şöyle yalvarıyordu: "İmdadımıza gel, istediğin gibi, istediğin yerden, dilediğin şartlarla Tuna'yı geç. Acele Plevne'de yardımımıza yetiş. Türkler bizi mahvediyorlar. Hristiyanlık davasını kaybetmek üzeredir." Bunun üzerine Roman Prensi 50 bin kişilik ordusu ile Plevne'de mevzilendi. Son taarruz hareketi olarak geçen 3. Plevne böylece 7 Eylül'de başladı. Osman Paşa her ne olursa olsun Plevne'yi düşman eline bırakmamak konusunda kararlıydı. Askeri destek Osman Paşa'ya bir türlü sağlanamamış, tam anlamıyla Plevne kaderine terk edilmişti. Yaklaşık 3 ay süren kuşatma karşısında Osmanlı ordusu elindeki son asker ve mühimmat ile direnişini sürdürdü. Düşmanın belini bükemediği orduyu soğuk, açlık, çaresizlik yıpratmıştı. Başka çıkış yolu göremeyen Osman Paşa, komutanları ile birlikte yarma harekatı kararı aldı. 10 Aralık günü başlayan ilk yarma denemesinde birinci kuşatma hattı süngülerle başarı ile yarıldı. Fakat ikinci kuşatma çemberi aşılamadı. Harekat sırasında ayağından yaralanan Osman Paşa, 143 günlük direniş sonunda çaresizlik ve gözyaşları içinde beyaz bayrağın çekilmesi emrini verdi. Plevne neferleri belki yenilmiş ve teslim olmuştu. Fakat gerçekleştirdikleri kahramanca savunma ile Türk ordusunun izzeti şerefini kurtarmışlardı. Bu şerefin nişanesi olarak da çadırında Osman Paşa'yı ayakta karşılayan Çar Nikola ona saygısını dile getirmiş ve "Senin gibi bir kumandanın kılıcı alınmaz." diyerek kılıcını ona teslim etmişti. Plevne savunmasına katılan Albay Talat Bey bu vahim tabloyu şu cümleyle özetliyordu: "Kerbela'dan numune bir gündü. Allah ülkemize nice Osman Paşalar, bize de onların neferleri olmayı nasip etsin."